Evet arkadaşlar, yeni bir videodan selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte ineklerimiz için reygras biçeceğiz. Videonun başlığından da gördüğünüz gibi. Şimdi reygras tarlamız burası. Buradan ben bir römork aldım evveli gün. Şimdi tekrardan biçmeye geldim. Buradan osyal makinesi yardımıyla biçiyoruz. Römorka alıyoruz. Götürüp direkt hayvanlarımıza veriyoruz. Bir römork tam dolmadan yarıdan az fazla 4 ön falan gidiyor hayvanlara, 2 gün falan. Daha fazla römorku doldurursak küflenme falan oluşuyor. Kızışma oluşuyor yaş olduğu için biraz. Makinamız öz budak. Ot siler makinası. Traktörümüz TD75, diğer videolardan gördüğünüz gibi. Bugünkü işimiz bu arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş geçelim isterseniz videomuza. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdi makinamız yol konumunda, yana alacağız tarla konumuna. Ardından römorkumuzu takıp biçime geçeceğiz. Şimdi şurada bir tane gergimiz var. Bunu alacağız. Ardından makineyi yana çevireceğiz. Şuradan bir şu pimi sökelim. Şimdi bu tutuyor bunu arkada. Bunu sökünce ittirebiliyoruz ileriye. Şuradan dayanayım ben. Makine gitti gördüğünüz gibi yana. Biraz fazla gitti. Geri kaktıracağım biraz. Sanırım böyle iyidir. Bir deneyelim, olmazsa yine aya çekeriz. Buradan da alıyoruz bunu. Şimdi şuraya alalım. Buradan çıkartıyoruz. Bir burada yer var. Bir de burada. Şöyle bunu çapraz yapacağız. Önce buraya takalım. Birini takalım. Şimdi birazcık geri gelecek makine. Ayağımla dayanayım. Şimdi şalt kaldı. Şu demir tutuyor makineyi. Bir de burada boşluk var. Makine tarladayken tarlanın yapısına göre oynaması için. Şimdi ben şahotu bağlayayım, ardından videoyu devam ettiririm. Şu mandal attı. Şahotumuzu da bağladık. Şimdi römorkumuzu takacağız. Ardından biçime geçebiliriz. Makinamızın boyununu da kendimiz uzattık. Romaklar yüksek olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Dönerken. Düz giderken sorun olmuyor da. Sağ tarafa doğru dönerken bacağı değebiliyor. Arkaya doğru eğimli olduğu için. Şimdi kaldıralım makineyi, yerden keserim. İçini boyadığımız römorkumuz. Videosunu paylaşmıştım boyarken. İçi küflendiği için boyamıştık. İzlemek isterseniz sağ üst köşeden linkini bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Şöyle hizalıyorum. Orta kolla aynı hizaya geliyor. Arkadaki çekidemiri. Orta koldan römorkun okunu ayarlıyorum. Hizalıyorum. Şu
kaldıralım. Biraz ileri ve bağlantı tamam. Tek seferde. Alışkın olduğum için sıkıntı yaşamıyorum. Şimdi ayağı kaldıracağız. Remorkun ayağını kaldırdım. Şimdi tarlaya gidebiliriz arkadaşlar. Bir kere dolanacağım, ardından kenara döneceğim geri. Kenarını içinde dinlediğim için hemen temizleyelim, yatık kalmasın. Şöyle bir ekran pozu alalım. Evet, şimdi geçebiliriz. Otomatikten sonuna kadar kaldırıyoruz. Makinenin sağ tarafı biraz yere eğik olduğu için değebiliyor. Sonuna kadar kaldırmadığımız zaman. Şimdi oraya varalım. Orada tekrardan videoya geçeriz. Evet arkadaşlar, şimdi geniş açıyı aldım. Dar açıda fazla bir görüntü alamıyorum. Sizler için de bu daha iyi olur. Şöyle yanaşalım. Şu birinci gidişte dün makineyi, daha doğrusu evvel gün biçmiştim. Makinenin ayarı düzgün olmadığı için biraz anızlı gitti. İkinci biçimde düzelttik. Havanın kurak gitmesi bayağı etkiledi. Soğumaya başladı biraz. Yarın Allah izin verirse bir yağış görünüyor. İnşallah onu alabilirsek çok güzel olacak. Yağıştan da ziyade rüzgar mahvetti. Hani yağışın yağmamasının yanı sıra bir de rüzgar vardı. Rüzgar temelli kuruttu olan yaşı. Yapacak bir şey yok, bakalım biçiyoruz. Bundan bir iki biçim daha almayı düşünüyoruz Allah izin verirse. Güzel arkadaşlar, diğer mahsullere bakaraktan, arpaya, buğdaya bakaraktan biraz verim olarak biraz daha yüksek. Hani gördüğünüz gibi boyu yok gibi görünüyor ama güzel malzeme çıkıyor. Biraz tohum ısık atıldığı için, kardeşleme oranı da fazla olduğu için birim alandan daha fazla malzeme alabiliyoruz diğer muadillerine bakaraktan. Çavdardır veya arpa silajdır diye. Şimdi fazla laf uzatmadan geçelim. Makinamızın hidrolik aksamı traktöre bağlı. Şöyle hortumları görüyorsunuz. Makinenin kendi şanzımanı hızlı. Traktörden bir alıyor devir olarak. Makineye 1.5 veriyor. Traktörün kendinde 750 devir alıyorum. İstediğim randımanı veriyor bu şekilde. 16 gazda, 15 gazda çok rahat biçimimi gerçekleştirebiliyorum. Makinamız bir de emsallerine bakaraktan bıçağı fazla olduğu için, 24 bıçak olduğu için biraz daha güzel kıyıyor. Bunların diğer modelleri 21 bıçaktır. Bu 3 bıçak fazla. Bunların daha fazla ince kıyımını isterseniz çift kıyım, double chop diye geçen makineler var. Onları tercih edebilirsiniz. Veya mısır silah makinalarıyla biçebilirsiniz. Neyse, laf uzatmadan geçelim arkadaşlar. El gazını biraz verelim. Şöyle bir çalıştıralım makinemizi. Traktörümüzün kuyruk günü de yakın zamanda çalışmadığı için gazımızı biraz daha verelim. Diyelim.
seyrek olan yerler var. Bunun sebebini de anlamış değilim. Yani ekimden kaynaklı bir sorun. Sorun bizde de. Sorunun ne olduğunu anlayamadım. Temizmiş benz için. Hem orta kolun uzunluğu kısalığı hem de yan kolların ayarı önemli. Düzgün ayarlanmış bir şekilde çok temiz bir biçim elde edebiliyoruz. Olduğu için makina üfürmekte zorlanıyor. Arkadaşlar bir de reygras hayvan gübresi önemli. Gübresini güzel verdiği takdirde, toprak da güzel olduğu takdirde kesinlikle verdiğiniz emekleri inkar etmiyor, karşılığını alabiliyorsunuz. Şimdi kenar kısmını dönüyorum. Şöyle burayı traktör yatırdı. Römorkun tekeri, traktörün tekeri. Evet, video çekerken biraz aşağı kaydı. Düzeltelim. Arada kalmaz. Çıkartıyor makina. Merak etmiş olabilirsiniz. Burada mısır ektiğimiz için yaz sezonunda damlama kalıntıları oluşuyor. Küçük küçük damlama parçaları. Onlar makinenin içine girdiği zaman böyle sesler yapıyor, çadır çudur. Onu da açıklamış olayım. Bir günlük, iki günlük biçiyorum. Daha fazla dediğim gibi daha fazla bitsem bu sefer de küflenme falan oluşacak silajda. Taze olduğu için, çok taze olduğu için o yüzden direkt olabildiğince günlük biçmeye çalışıyorum.
Cayman Gazi'nin güzel tarafı hem biçip hem römork atması. Ben bunu şimdi tam burada bitsem bir de römorka yüklemesi var. O Cayman Gazi'nin güzel tarafı iki işi birleştiriyor. Hem biçiyor hem yüklüyor. Evet arkadaşlar, biçimi yaptık. Önceki biçimden biraz ot kalmıştı, o yüzden bugün pek fazla römorka doldurmak istemedim. Şimdi üstten bir bakalım malzemenin yapısına, kıyımına falan. Şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi hani ot çok taze, makinede biraz kıydığı için çok sıkışıyor. Aslında burada bu ot kuru olsa biraz daha fazla olurdu, kabarık dururdu. Yaş ve kıyıldığı için, yaş olduğu için ve kıyıldığı için çok sıkıştı. Evde diğer römorku çıkaramadık mesela, içinden malzemeyi dökemedik önceki biçtiğime. O derece sıkışıyor. Böyle arkadaşlar, şurada biraz toprağa daldı makine. Toz atmış, toprak atmış. Bugünkü biçimimiz böyle. Şöyle bir aşağı ineyim ben. Şimdi Regras'ı ilk defa verdiğimiz için yanında saman da veriyoruz. Yaklaşık 1 kilogram kadar. Hayvanda bir yan etki falan yaratmamız için saman da veriyoruz, kuru madde. Normalde verilmese de olur. Hayvan alışkın olsa, midesi alışkın olsa. O yüzden kuru ot önemli. Aksi takdirde hayvan ölümüne bile sebep olabilir yeşil ot. Bugünkü videomuz böyle arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.